İşte sosyetenin 7 yıldır dilinden düşmeyen oyalı. Feryal Gülman'ın 245 milyon liraya satışa çıkardığı Bebek'teki muhteşem evini izlerken küçük dilinizi yutabilirsiniz. Yedi yıldır sosyetenin dilinden düşmeyen Gülmanların yalısı. Yani aslında tabii buranın en büyük özelliği Bebek'te olması bu evin. Tam 245 milyon liraya satılık. Satışa engel hiçbir durum olmadığını belirtmek isterim. Tuğba Büyüküstü'nün dizisiyle tüm Orta Doğu'nun tanıdığı. Beni Tuğba Büyüküstü zannediyorlardı evden çıkarken. Dolu haliyle parmak ısırtan yalı boş haliyle nasıl iştah kabartıyor? Sosyetenin boşanma süreçleri 7 yıldır yılan hikayesine dönen çifti onlar. Kemal Feryal Gülman çiftinin arası şimdi de Bebek'teki süper lüks yalıları yüzünden gerildi. Televizyon izleyicisi bu yalıyı yakından tanıyor. Feryal Gülman, Kara Para Aşk dizisine bu yalıyı aylığı 250 bin liradan kiralamıştı. O zaman Arapların muazzam ilgisine maruz kaldı ev. Beni Tuğba Büyüküstü zannediyorlardı evden çıkarken. Bazen arabanın içinde saklanmak zorunda kalıyordum. Çünkü Tuğba Büyüküstü bu evde yaşıyor zannediyorlardı. Evet. Ünlü yalı şu sıralar satılık. Bebeğin en güzel yerinde süper lüks ev için tam 245 milyon lira isteniyor. Evet, aslında satmayı çok düşünmüyordum ama kiralamak üzerineydi benim düşüncem. Bana şu anda büyük geldiği için. Ama satmak gibi bir düşünce oluştu sonradan bende de. Kemal Gülman'ın %52'sini eşi Feryal Gülman'a, %48'ini de oğluna bıraktığı yalı geçtiğimiz hafta satışa çıktı. Kemal Gülman satışı engellemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Satışa engel hiçbir durum olmadığını belirtmek isterim. Mahkeme üzerine tedbir koymadı. Böyle bir tedbir talebi olmuştu eşim tarafından. Ancak mahkeme reddetti bu talebi. Feryal Gülman yaptığı bazı çekimlerde süper lüks yalının dekorasyonlu halini gözler önüne sermişti. Şu sıralar bomboş. Feryal Gülman satışa çıkardığı yalısının özelliklerini anlata anlata bitiremiyor. 1000 metrekare kadar bir kapalı alanımız var burada. 6 yatak odası var, 2 büyük salon var, oğlumun bir hobi odası var. Yani aslında tabii buranın en büyük özelliği Bebek'te olması bu evin. Çünkü Bebek hakikaten çok keyifli bir yer. Astronomik fiyatına rağmen iştah kabartan yalının bahçesi cennetten bir köşe gibi. Bu bahçe benim için hakikaten cennet gibi. Çünkü hem gemileri seyretmek hem köprü manzarası burada çok kıymetli. Yalı bu kadar muhteşem olunca kavgası da büyük oluyor elbette. Ama Kemal Bey'in bu yaptığı ilk değil. Bundan önce de hep yaptığı şeyler var. Bu 7 senelik bizim boşanma sürecimiz içinde yaptığı pek çok bu tarz konu var. Ve ben 7 senedir bu konularla uğraşıyorum. Feryal Gülman yalıyı sattıktan sonra Kemal Gülman'la arasında 7 senedir devam eden boşanma davasıyla ilgili çok şey anlatacağını söylüyor. İşin içinde o kadar çok konu var ki bizim konumuz sadece bir boşanma davasıyla sınırlı değil ne yazık ki. İşin içinde çok farklı şeyler oluştu. Bunları zamanla ben de anlatma kararı aldım. Zamanla anlatacağım nelerin içine girdiğini, nelerle karıştığını. Zaman içinde ben de anlatmak istiyorum elbette. Onlar sorunlarıyla didişe dursun. Birçok kişi dizilere mekan olan bu muhteşem yalının akıbetinin ne olacağını daha çok merak ediyor.
Müzik.